Osman Çavuş, Mehmet Murat Dağ ve Üsteğmen Oğuz Kağan Usta. İki kahraman bundan 58 gün önce Afrin'de şehit düştü. Ancak naaşlarına ulaşılamamıştı. Afrin ilçe merkezinin terör örgütünden temizlenmesiyle ailelerinin beklediği haber geldi. Kahramanlar bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Afrin'e en önde giden birlikte onlar vardı. Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağı ve komutanı Üsteğmen Oğuz Kağan Usta. İki kahraman Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde şehit düştü. Silah arkadaşları onlardan kalan emaneti tamamladı. Afrin'i teröristlerden temizledi. Şehitlerin naaşı da 58 gün sonra vatan topraklarına getirildi. Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağı 25 yaşındaydı. Daha küçük yaşta babasını kaybetmişti. Şehadet şerbetinden içmeden 6 ay önce Birgül Murat Dağı ile dünya evine girmişti. Yeni yılı eşinin gönderdiği koliyle kutlamıştı. Şehadet haberiyle eşine sürprizler yapan Birgül Murat Dağı'nın ciğeri dağlanmıştı. Şehidinin cenazesine ulaşılmasını beklerken birlikte geçen günlerinin hatıralarını paylaştı Birgül Murat Dağı. Tüm Türkiye gibi onun da kalbi hep Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerle attı. Hatay'daki askerlere elleriyle yaptığı yiyecekleri yolladı. Şehit eşinin hazırladığı erzak tam 300 askere ulaştı. Şehidin eşi Birgül Murat Dağı'na acı haberi aldıktan 58 gün sonra kocasının cenazesinin bulunduğu haberi geldi. Şehit Uzman Çavuş'un Ay Yıldızlı Tabuta Sarılı cenazesi dün gece Kayseri'ye getirildi. Birgül Murat Dağı şehit kocasına onun parkasını giyerek veda etti. Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta da Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci şehidiydi. 3 yaşındaki kızı Mira'yı emanet bıraktı geride. Bir de eşi Saide Usta'yı. Şehidin kız kardeşi Regaip Kandil'in kutlandığı gün sosyal medya hesabından "Yarın tam 8 hafta olacak. Beklemekten usandım sanma. Senin gelişin bize bayram günü. Şu mübarek günde çık gel artık gel" paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımın hemen ertesi günü şehit abisinin naaşına ulaşıldığı ve Ankara'ya gönderildiği haberi geldi. Ay tesellüs o alçaklara, kahraman Mehmetçiğimiz gerekli cevabı verdi. Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar şehidin evine taziyeye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehidin ailesinin acısını paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanı, dedim ki oğlum, yavrum biz Müslümanız. Allah rızası için niyet et de ki harbe gidiyorum. Allah sana bir şey nasip eğer murad ettiyse sen kimse önüne geçemez. Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta için bugün Ankara'da tören düzenlendi. Şehidin kızı Miray babasının cenazesine oyuncak bebeğiyle geldi. Şehit Üsteğmen Cebeci askeri şehitliğinde toprağa verildi. Allahu Ekber.